Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere milföy hamuruyla hazırlayabileceğiniz çok pratik bir baklava tarifi hazırladım. Hemen tarifimin detaylarına geçiyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. Öncelikle tatlımızın şerbetini yapmakla işe başlıyoruz. Bunun için uygun bir tencerenin içerisine 1,5 su bardağı suyumu döküyorum. Ardından içerisine bir de 1,5 su bardağı şeker ilave ediyorum. Tencere içerisindeki şekeri ve suyu karıştırdıktan sonra orta ateşte şerbetimizi kaynamaya bırakıyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra 1 yemek kaşığı kadar içerisinde limonun suyunu ilave ediyorum. Limonun suyunu da ekledikten sonra şerbetimi ocak üzerinde toplam 15 dakika orta ateşte kaynatıyorum. Şerbetin kıvamlı olmasına dikkat edelim. Kısa sürede kaynatmayalım. Kaynayan şerbeti ocaktan indiriyorum ve soğuması için ayrı bir kaba boşaltarak soğumaya bırakıyorum. Tatlımızın içerisinde bir avuç kadar ceviz kullanacağız. Cevizi de bir bıçak yardımıyla iri kıyım halde böyle parçalayalım ve bir kenara alalım. Bu tarifim için toplamda bu şekilde 4 yaprak milföy kullanacağım. Milföyleri önceden dışarı çıkarttım ve çözdürdüm. Böyle açılacak kıvamı geldikten sonra milföylerin üzerine birazcık nişasta serpiştiriyorum. Böyle elimle nişastayı her yerine yayıyorum ve merdane yardımıyla milföylerimi hafifçe üzerine bastırarak genişletiyorum. Bu işlemi mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Milföylerinizi genişlettikten sonra bir kenara alalım ve tüm müfellerimizi bu şekilde merdane ile üzerine çok bastırmadan hazırlayalım. Dondurucudan çıkardığım milföylerin üzeri ıslak olduğu için ben biraz peçeteyle kuruladım ve sonrasında merdaneye yapışmaması için de üzerinde nişasta serpiştirdim. Şimdi tüm milföylerimi açtıktan sonra ben bu şekilde bir kare borcam içerisinde tatlımı hazırlayacağım. İlk tabanına iki tane milföy yaprağımı yerleştiriyorum ve sonrasında bu orta kısımlarını da parmak uçlarımla birleştiriyorum. Şimdi de üzerine iri kıyılmış cevizleri ilave ediyorum. Siz isterseniz fıstık ya da fındık da kullanabilirsiniz. Cevizlerini de milföylerin her yerine gelecek şekilde eşit aralıklarla yayıyorum. Mülföylerin üzerine cevizi serpiştirdikten sonra diğer iki yaprak mülföyümü de yine kesik yerleri birbirlerinin altına gelecek şekilde borcamın içine yerleştiriyorum. Şimdi borcamın içerisine yerleştirmiş olduğum mülföyleri ucu keskin böyle sivri bir bıçak yardımıyla önce bu şekilde büyük bir üçgen halinde kesiyorum. Sonrasında bu üçgeni yine küçük olacak yani toplamda 4 tane üçgen olacak şekilde videoda görüldüğü gibi kesiyorum. Ben tatlımı bu şekilde üçgen olarak hazırlamayı tercih ettim ama sizler dilerseniz kare şeklinde de doğrayabilirsiniz. Bu arada kanalımı ilk kez bu videom sayesinde izliyorsanız eğer ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve tariflerimden önceden haberdar olmak için de bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın lütfen. Evet, müfver baklavamızı dilimledik ve bu şekilde hazır. Artık üzerine yağsını dökebiliriz. 100 gram kadar tereyağını erittikten sonra kenarda dondurdum ve sonrasında bu altında biriken suyunu süzdürdüm. Bu sayede sade yağ elde etmiş oluyoruz ve süzdürdükten sonra suyunu tekrar ocak üzerine alıp böyle biraz erittikten sonra sıcak olmayacak şekilde hazırlamış olduğumuz müfe baklavaların üzerine yağımızı gezdiriyoruz. Milföylerin ara kısımlarına her yerlerine gelecek şekilde yağ döktükten sonra bir fırça yardımıyla da tüm milföylerin üzerine güzelce yağımızı sürüyoruz. Milföy baklavamız artık fırına girmeye hazır. Önceden ısıtılmış 200 derece alt üst fansız ayarda pişiriyorum. Öncesinde bu şekilde telin üzerine koyup pişirdim. Sonrasında milföyler kabardıktan ve üzeri kızarmaya başladıktan sonra borcamı fırının alt tabanına koyup altında güzelce kızarmasını sağladım. Toplamda 40 dakika boyunca pişti, ağır ağır pişti. Fırından çıkarmış olduğum milföy baklavalarımı 5 dakika boyunca kenarda soğumaya bırakıyorum. 5 dakika soğuduktan sonra üzerine soğuk şerbeti döküyorum. Bu tarifin en önemli püf noktası budur. Lütfen sizler de fırından çıkar çıkmaz kesinlikle üzerine şerbeti dökmeyin. Aksi halde milföyleriniz yumuşayacak ve hamurumsu olacaktır. 5 dakika kadar soğuyan milföylerin üzerine yine soğumuş olan şerbetimizi döküyoruz Şerbeti her yerine güzelce yayıyorum zaten kısa sürede de şerbetini içine çekmiş oluyor. Yapımı çok pratik aynı zamanda da çok lezzetli bir tatlı oluyor. Eğer sizler de denemediyseniz bu tarifi benim yapmış olduğum şekilde denemenizi tavsiye ediyorum. Ben son olarak üzerine biraz fındık serpiştirdim. Fındık serpiştirdikten sonra soğuyan baklavamı artık servis edebilirim. Gördüğünüz gibi şöyle yakından da göstermek istiyorum sizlere. Üzeri çıtır çıtır oldu. Böyle katlarını ayrıldı. Yani bir tam baklava oldu diyemeyiz ama baklavanın lezzetini de aratmıyor açıkçası. Gayet başarılı. Ben çok sevdim. Sizlerin de bu güzel tarifimi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Soğuyan milföy baklavamı servis tabağına alıyorum ve şöyle bir çatalda size yakından göstermek istiyorum. Gayet lezzetli ve güzel bir pratik tatlı tarifi oluyor. Tarifim hakkındaki düşüncelerinizi varsa sorularınızı yorumlar kısmına bekliyorum. Kanalıma destek olmak için videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Tarifimi deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Başka güzel tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın sağlıcakla kalın.